İnsanı diğer türlerden ayıran en önemli özelliği daha fazlasına merak duygusu. Kodlama tam da bu merakın ve insan yaratıcılığının hikayesi. Hepimiz her gün kodlarla iç içeyiz. En basit tanımıyla kodlama modern dünyanın dili. Çince'nin en çok konuşulan dil olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Makinalarla anlaşmamızı sağlayan bu iletişim dilini 7.8 milyar insan her gün kullanıyoruz. Fakat bu nüfusun yalnızca 1/3'ü kod yazmayı biliyor. Tıpkı mimarların evlerimizi tasarlayarak nasıl yaşayacağımıza karar verdikleri gibi, dijital mimarlar da kodlarla çevrim içi yaşantımızı biçimlendiriyor. Peki bütün bu sistemleri kim hayata geçiriyor? 2024 yılına kadar sistem, yani fen, teknoloji, mühendislik, matematik ve bilişim eğitimi endüstrisindeki büyümenin %73'ünün bilgisayar bilimi mesleklerinde olacağı öngörülüyor. Ekosistem büyüdükçe insan ihtiyacı artıyor. Kodlama öğrenmek, yeni dünyada meslek sahibi olmak anlamına geliyor. Kodlama öğrenimi son yıllarda eğitim müfredatlarına da dahil edilmeye başlandı. İsviçre, Singapur, Finlandiya gibi ülkeler öncü davranarak kodlamayı yıllar önce eğitim sistemlerine dahil ettiler. Ülkemizde ise kodlama dersleri 2017 itibariyle müfredatta yer bulmaya başladı. Ancak bu süreç çalışma dünyasındaki değişim hızına paralel ilerlemiyor. Bu sebeple okul dışı yapılara da ihtiyaç duyuluyor. Yeni nesilleri kodlamayla erkenden buluşturabilmenin birden fazla yolu var. Çocukların kodlamayla tanışıklığını arttırmak ve bu alanda öğrenimlerini teşvik etmek için çözüm sunan örneklerden biri de Codris. Codris, 7-16 yaş arasındaki çocuklara kodlama öğreten bir online platform. Algoritma kurma ve kurulan algoritmayı kodlamayı öğretirken analitik düşünebilmeyi ve en kısa yoldan problem çözme yeteneğini de geliştiriyorlar. Bireysel kullanıcılar ve öğretmenler için iki farklı yapıda kurgulanan Codris'in eğitim müfredatı adım adım ilerliyor. İlköğretim ve ortaöğretim kademesinde gereksinim duyulan bilişimsel düşünme becerilerini artırarak ileri düzeyde bilgisayar becerisi için temel oluşturuyorlar. Codris girişimi Türkiye'deki bilgisayar öğretmenlerinin bir girişimi gibi düşünebilirsiniz. Bizler sahada öğretmenlik yaptığımız dönemlerde çocukların anlama yapıları, kodlamaya bakış açıları, algoritmaya bakış açılarında bazı eksiklikler fark ettik. Yazılım ve kod bilgisi tarafı birazcık daha sektörde geriden geliyordu. Bunun eksikliğini fark ederek mevcut ortaklarımla beraber bu girişimi başlattık. Birinci sınıftan lise sona kadar diye tabir edebileceğimiz bütün eğitim seviyelerinde, bilişim teknolojide derslerinde Codris platformunu okullarımız, öğretmenlerimiz, velilerimiz alarak rahat bir şekilde, sistematik şekilde ürünümüzü kullanabiliyorlar. Öğrenciler kodlamayı platformumuzda diğer metin tabanlı programlara kıyasla daha somut bir şekilde öğrenmektedirler. Karakterler üzerinden karakterlerin yaşadığı problemlere çözümler üreterek oyun oynamakta ve kodlama eğitimini almaktadırlar. Her sınıf seviyesine özel olarak hazırlanan müfredatlarımızla teknolojiye ilgi ve merak duyan bütün öğrencileri teknolojiyle buluşturuyoruz. Yeni dönemle beraber Türkiye'de vermiş olduğumuz eğitim sistemlerini yurt dışına da açmayı planlamaktayız. Okul öncesi grubu dediğimiz 5-6 yaş grubu, üniversite ve üniversite sonrası alanlarda da çalışmalar sürdürmekteyiz. Buradaki temel prensibimiz ise değişen dünya teknolojileriyle beraber insanların entegre olma isteği ve yazılım alanına her geçen gün daha çok ihtiyaç ve merak doğması. Bu alanlarda da vermiş olduğumuz uygulamalar ve eğitimlerle de bizler de bu pazarda bu kişilere ulaşmak istiyoruz. Dünyayı gerçek anlamıyla temelden değiştirebilecek çok güçlü bir teknolojiye sahibiz ve geleceği ancak çocuklarımız iyileştirebilir. Siz yeter ki öğrenme fırsatı sunun. Gerisi onlarda.